Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan canlı yayınımıza değil maalesef videomuza hoş geldiniz. Normalde canlı yayına hoş geldiniz diyecektim. Hala da deme fikrim var ama bilmiyorum nasıl yapsak nasıl etsek. Çünkü Beşiktaş'ın maçı bir taraftan oynuyoruz. 57. dakika Beşiktaş o kadar kötü top oynuyor ki. Şansa bir tane atacak gibi yani atarsa da şansa atacak gibi. O canlı yayında bunları konuşabiliriz diye ama e, neyse biz burada konuşalım. Arkadaşlar her maçın bitiminde her Fenerbahçe maçından sonra yazarlardan Fenerbahçe yorumlarını artık yani Fenerbahçe galibiyetlerinde videolaştırmam bir klasik oldu. Sizleri bu klasikten mahrum etmemek istiyorum. Hem de şu yüzden bunu yapıyorum arkadaşlar. Bakın benim belli bir futbol bilgim var. Birikimim var. Şu kadardır. Yani dünyayı baz alırsak şu kadardır. Sizin belli bir vardır. Şu kadardır. Kiminin bu kadardır. Bakalım arkadaşlar bizim dışımızdaki insanlar nelerden bahsediyor? Hani bana kalsa Fenerbahçe'nin hakkı yeniliyor. Bana kalsa Galatasaray'ı kolluyorlar. Bana kalsa Fenerbahçe eğer hakemler adaletli maç yönetse açık ara alıp başına gidecek. Hani size kalsa benzeridir ya da farklısıdır. Ya da Galatasaraylara göre Fener kullanıyordur. Yoksa başka türlü olmayacaktır. Bakalım yazarlar ne diyor diye ben özellikle bunu seçiyorum. Şimdi deplasmanda biz Galatasaray'ı 5-0 yendik. Şey, pardon Pendi'yi 5-0 yendik. Galatasaray değil. Niye bu yangın şeyi var? Yazarlar ne demiş? Gürcan Bilgiç. MHK İsmail Kartal'a şükretsin. Arkadaşlar bakın. Diyorsunuz ya hocam sen başlık yazıyorsun. Öyle bir başlık yazıyorsun ki Fenerbahçe düşmanı gibi. Al sana Fenerbahçe düşmanı gibi başlık. MHK İsmail Kartal'a şükretsin başlığı. Demek ki siz buna da tepki gösterirsiniz. Fenerbahçe'lerin keyif maçları devam ediyor. Her bileği tüken bir takımlar oldu. Ama rakipten yenmek yetmiyor. Var diye bir şey var. İrfancan Kahveci'nin defansa çarpıp ağlara giden golünü nasıl offside yaparız diye uğraşmadılar elbette. Değil mi arkadaşlar? Yani onun için uğraşmadılar elbette. Buz gibi golün gol olması için bekledi herkes. Boşuna demiyoruz operasyon var diye. Hakemi de yeneriz boş hükümdür. 10 hafta yenersiniz. Sonra bir bakarsınız en önemli maçınız öncesinde sınırdaki oyuncularınız kart cezası olmuş. Ceko 3 gol atarak Pendik de Boşnakları selamladı. Bu sürede MHK yatsın kalksın İsmail Kartal'a şükresin. Öyle bir takım yaptı ki Fenerbahçe taraftarının istimi sınırda kalıyor. Yani Fenerbahçe taraftarı tam sövecek sınırda kalıyor demek istedi herhalde. Uğur Melike'ye geçelim. 24 Eylül e akşam oynanan Alanya Fenerbahçe maçına 0-0'ı bozan golde topu getiren adam İsmail'di. 8 Ekim'de Fenerbahçe bu kez Kasımpaşa deplasmandaydı. Dengeyi bozan ilk golde Ceko'ya asisti İsmail yaptı. İkinci de penaltı hocası Ceko'ya pası veren yine oydu. Geçtiğimiz hafta hata karşısına çıkan Fenerbahçe 0-0'ı yine İsmail'in kazandığı bir topun ardından Şimanski ile bozdu. Dün de gelenek bozulmalı denge yine İsmail bozdu. Lan sen neymişsin İsmail Yüksek mi? Değil mi? Yani 30'da İsmail'in karşı preste kazandığı topun sonucunda Samuel'in golü geldi. İsmail'in bir ön alan değil 6 numara oyuncusu olduğu düşünülürse peş peşe yaptığı bu katkılar daha fazla anlam kazanıyor sanırım. 30'da pendik çıkarken İsmail'in kazandığı bir top yine dengeyi bozan unsur oldu. Tabii ki İsmail'in yanına ikişer golün içinde olan Ferdi Şimanski ile Ferdi Şimanski ile golcü Cekoy'da yazmak gerek diye. Gaziantep gol atacak kendi oyuncusuna çarpıp golü engelliyorlar. Böyle bir takım ya. Lan arkadaş. Şimdi İsmail'in katkısını da anladınız değil mi arkadaşlar? Yani mesela ee, bir Crespo'yu bir Zayt oynadığı zaman Avrupa'da niye beğenmiyoruz? Biraz da bunlardan dolayı. Galatasaray'a göre daha bir takım olmuş gibi diyor Erman Toroğlu. Bu işleri iki takım ve diğerleri. İkisinde de iyi oyuncular var. Sabah sabah güzel işler yapıyorlar ama Venerbahçe ve bazı zaman zaman Galatasaray'a göre daha takım olmuş gibi gözüküyor. Haliyle bu takımlar biraz daha kaliteli ekiplerle oynadıktan sonra ne olur diyoruz. Gerçi bir arkadaş küfür etti geçen. Onun sesini yapma diye. Sinir oluyormuş. Diyoruz da bunlarla başlayacak kaç tane kaliteli takım var. Ama şu gözüküyor. Birbirleriyle oynayacakları maçlar şampiyonlukta etkili olacak. Ama böyle deyince insanın aklına başka şeyler geliyor. Mesela geçen yıl Fenerbahçe İstanbulspor ve Giresunspor'a kendi sahasında puan kaptırdı. Şampiyonluk gitti. Bu arada bilginiz olsun. Geçen sene Galatasaray'da Giresun Spor'a evinde yenildi arkadaşlar. İstanbul'u yenemiyorlardı. Hakem desteğiyle yendiler. Yani illa bunları söylettirmeyin bana. Yani sadece bu iki maçı şey yapmayın. Neyse. Bu sene zirvede yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'da böyle trafik kazası olur mu? Göreceğiz diyor. Bu arada Beşiktaş gol attı. Bak şansa. Korner'den 63'ten. İşte bunu, bundan bahsediyordum. Kimse karşısında tutunamıyor. Ahmet Çakar. Dün gece futbol Türk futbolu için kara bir gece oldu. Tabii ki ironi yapıyorum. Türkiye Ligi'nde takımların %90'ı belki 2-3 takım dışında kimse Fenerbahçe'nin karşısında tutunamıyor. Kara tablo bu. Makas anormal açık durumda. Düşük tempoda oynasa, yüksek tempoda da oynasa, dışarıda da olsa, evinde de olsa Fenerbahçe rakiplerini eziyor. Sadece skor olarak değil, oyun olarak, topa sahip olarak, ikili mücadele olarak diyor. Haklı mı? Haklı. Geldik olumsuzluk ateşine. Ömer Üründül'e. Ömer Üründül ne diyor? Haftalardan hem gazetemdeki köşemde hem de TRT'deki programlarında sürekli Fred ve Tadiç'in fizik açıdan düşüş içerisinde olduklarını belirttim. Fred ve Tadiç fizik olarak düşüşteymiş. Ömer Üründül diyor arkadaşlar ben demiyorum. Hatta Tadiç'in üstün kalitesiyle belli bir metrekarede oynadığını yazdım. Daha önce tanıdığım Fred'in de Fenerbahçe'ye çok Fenerbahçe'de çok az işler yaptığını söyledim. Bu konuda da önemli eleştiriler aldım. Ama yine haklı çıktım. Fred'in daha 6. dakikada kasığı attı. İsmail Kartal'ın idmanlara ağırlık vermesi, futbolcular da dinlendirmemesi gerekiyor. Dün gece bu kadar kolay maçta 3 tane sakat verilmesi kesinlikle kabul edilemez diyor. Yani merak ediyorum. Saha zemininden dolayı sakatlık olmuş olamaz değil mi? Engin Veren ne demiş? En büyük pay İsmail Kartal'ın. Geçmiş yıllarda kazandığı maçlarda bile çok aç çeken bir Fenerbahçe vardı. Şimdi elini kolunu sallaya sallaya kazanan bir Fenerbahçe var. Kuşkusuz bunda en büyük pay ve katkı teknik direktör İsmail Kartal'a aittir diyor. 3 ee, gol atan ve sahada takıma liderlik yapan Ceko'yu Tadici burada vurgulamak gerekir. İki oyuncu da sahadaki oyun aklı ve skor üretim merkezi gibi çalışıyor. Haftaya Fenerbahçe güçlü rakiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek kuşkusuz Trabzonspor'un durumu ne olursa olsun bu maçlarda farklı bir hava vardır. Fenerbahçe'nin sakatlıklara rağmen geniş bir oyuncu kadrosunun bulunması böyle zamanlar için değerli demiş. Oktay Dereloğlu Fenerbahçe'de geçenin şanssızlıkları da vardı. Fred maçın başında sakatlandı ve çıktı. BK'da devre arasında oyundan alındı. Sanırım riske edilmedi. Fenerbahçe'de hoca başarısı da var. Mesela Batshuayi ligde oynamıyor. Avrupa'da oynuyor. Demek ki takımda bir denge kurulmuş. Bunu başaran teknik patron İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Bu kadroyla neden konferans ligini kazanmasın? Fenerbahçe maçı çok rahat bir şekilde çözdü. İsmail Kartal takım dengelerini iyi kurmuş. Herkes ne yapacağını iyi biliyor demiş. İlken Yağcıoğlu. Fenerbahçe'nin fazla zorlanmadan tempoyu çok arttırmadan maçı güle oynaya kazandığını söyleyebilirim. 19 maçta 19 galibiyet almak inanılmaz bir başarı. İsmail Hoca'yı hem bu galibiyet serisinin hem de oynattığı oyundan dolayı tebrik etmek de herkesin boynunun borcu olsa gerek. Kamuoyunda Fenerbahçe daha zorlu rakipleri oynamadı diye bir görüş var ama Bence rakiplerden ziyade Fenerbahçe'nin oyunu önemli. Ben küçük büyük fark etmeden bu takımın kolay kolay yenileceğini zannetmiyorum. Hem oynattığı oyundan hem de galibiyet serisinden dolayı teknik direktör İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekiyor. Ercan Güven rakip Pendik Spor olunca sıkıntı çekmedi Fenerbahçe. Şimanski'nin asistini yaptığı Ceko'nun attığı 3. Fenerbahçe golü atılmaması imkansız goldü açıkçası. 7 dakika sonra Ceko'dan bir tane daha. 87'de bir tane daha. Ceko bile Gömülü savunmada duruyor. Futbol oynanırsa gol atıyor yani. Sonuç 19'da 19. Dikte 10'da 10. Geliştirilen rekor sağ olsun Pendik Spor. Açık söylemek lazım. Sağ simetrik mücadelenin rekabete, ahlaka ve hukuka uygunu bile tatsız oluyor diyor. Mehmet Demirkol. Fenerbahçe'nin savunma göbeği değiştikten sonra Pendik Spor orayı bozabilir mi dedik ama yapamadılar. Çünkü Fenerbahçe orta sahada üstünlüğü hiç elden bırakmadı. Arkadaşlar aslında şifre bu. Fenerbahçe'nin baskıdan top kazanarak pozisyon bulma yüzdesi çok yüksek. Neredeyse her kaptıkları topta pozisyona girdiler. Fenerbahçe kontağı hiç kapatmıyor. Dengeli oyunları var. Oyunlar da var ama yüklenmede devam ediyor. Bu biraz eldeki oyuncularla da alakalı. Fenerbahçe'nin sağ içinde teknik direktörleri var. Fenerbahçe'nin daha kaliteli oyuncuları oldu. Anelka, Van Persie gibi ama bu kadro özelinde oyunu düşünen çok fazla oyuncusu var. Ceko'dan da bahsetmek lazım. Her şutu çok etkili oluyor. Özellikle yakın direğe vurduğu toplar etkili oluyor. Yaptığı işler çok değerli. Full konsantre diyor. Şimdi başkalarına geçelim. Bülent Timurlek Fenerbahçe son yıllarda hiçbir Trabzonspor maçına bu kadar net favori çıkmamıştı. Maçın ismi büyük ama şu anda Fenerbahçe potansiyel handikaplarına rağmen net favori. Bir ay öncesine kadar Fenerbahçe'nin bu görkemli oyunu sürdürebileceği yönde şüphelerim vardı. Ama bu oyunu sürdürdüler. Ligin en iyi futbol oynayan takımı Fenerbahçe. Elimdeki kadrodan en iyisini alan Teknik direktör de İsmail Kartal diyor. Bien Sports'tan. E, biri özür diliyordu ki Murat Kosova. Ben sezon başı İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için doğru bir isim olduğunu düşünmüyordum. Ama yanılmışım özür dilerim diyor. E, bu da bir erdem. İnşallah benim Erşat hocam da dileyecek. Erşat hocamın da güveni yoktu ama Trabzonspor maçıralım alalım ondan sonra. Cem Dizdar. Maçın <laughs> benim açımdan diyor. İlginç notu ikinci golün var onay, onayını beklerken yaşandı. Gerek İrfan Can Kahveci gerek İsmail Kartal ne bekleniyor gibisinden söylenip durdu. Ne diyebilirdi ki? Varı bekleyen hakem Abdülkadir Bitigen. Biliyoruz ki bu gösteri esasen televizyona dolayısıyla kamuoyuna yapılıyor. Yine de bu davranışlarının tuhaf olduğunu gerçeğini değiştirmiyor. Yani arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Hani Uğur Meleke'nin mesela ben hala oradayım. Ben hala oraya takıldım. Bak. Uğur Melek diyor ki e, İsmail yüksek dengeyi bozdu. 30'da karşı preste kazandı. O sayının golü geldi. Hani bir 6 numara olduğunu düşünürsen peş peşe yaptığı bu katlılar daha fazla anlam kazanıyor diyor. Yani e, tam söyleyemiyorum açıkçası ama hani İsmail'in mesela Zayt'sı beğenmiyor ya Fenerbahçe taraftarı. Crespo Zayt'sı oynayınca beğenmedim. Acaba İsmail diye mi? Hani acaba İsmail yok diye mi? Misal İsmail Zayt'sı ben beğendim Zayt'sı arkasını toplayacak İsmail gibi isim yok diyeyim acaba. Yani şimdi de bu oyet var. Süleyman Arat. En net bilgi yer Nemar'dan sonra gelecek. Gece gece yüreğinizi biraz olsun ferahlatmak için yazmak istedim. Edindiğim ön bilgilere göre Fred'de ciddi bir problem çıkmayacak gibi. Şiddetli bir gerilme çekme olunca oyuncu korkup maçı bıraktı. Şimdi kendini iyi hissediyor diyor. Ki benim de görüşlerim aynıydı. Ancak çok fazla söylenti ortaya atıldı. Onların hepsini konuşalım arkadaşlar. Ee, Fred ve BK ile ilgili hani Fred ve BK ile ilgili korkutan açıklamalar yapıldı açıkçası. Güntekin onay. Son dakikada Fenerbahçe'nin verilmeyen bir penaltısı var. Hakemin önünde oldu. Ama hadi görmedi diyelim. Ama var niye uyarmıyor ve çevirmiyor. Maç sonu uzatma süresi daha az verildi. Skor 5-0 diye bu olmaz. Olmamalı. Belki o bir gol şampiyonu belirleyecek veya o uzatma süresi şampiyonluğu etkileyecek. Hakemler lütfen keyfinize göre maç yönetmeyin diyor. Ben başka bir şey söyleyeyim. Galatasaray bu stada çıktı. 5 tane sakat verdi inşallah. İnşallah 5 sakat verdi. 90 artı 2 de maçı bitirdi hakem. 8 dakika oynatması lazım. Ben kızarım abi. Derim ki olan belki bir tane daha verirdi. Abi işi artık daha farklı açılara çevirin istiyorum. Anladınız mı? Şimdi Ahmet Selim Kul. Stadyumla ilgili Ahmet Selim Kul konuşmuş. Burası bir stadyum değil. Kimse. Etrafına insanlar yorulmasın diye 3-5 oturacak yer yapmışlar bu statta maç oynatmak TFF Başkanı Sayın Mehmet ee, Büyük Büyükekşi'nin ortaya koyduğu vizyon ile hiçbir şekilde örtüşmüyor. Ceko'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bosna Kuğusu bugün sahada bu lakabı neden aldığını fazlasıyla gösteren işler yaptı. Orada arada taşı 2-0 yaptı. Yani kendi oyuncuna çarptırıp Gaziantep gol atamazsan olacağı bu. Çok iyi bir forvet bunu anlatmak lafı güzel olur. Lakin o aynı ee, zamanda ligin en iyi oyun kurucularından birisi. Hem kişisel performans anlamında hem de takımın şampiyonluğa yürürken tahmin edebileceğinizden çok daha fazla hırslı. Sezon sonunda onun bu hırsını anlatan çok soyunma odası hikayesi dinleriz. Hayat tesadüfleri seviyor. Pendik sahası Boşnak göçmeni vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı Boşnak mahallesi olarak adlandırılan bölgede yani Ceko evinde hissetti. Evindeymiş gibi oynadı ve 3 şık gol attı. Gece Bosna kovusu gecesi oldu diyor. Şimdi Bünyamin Gezer bir skandaldan bahsediyor. Teknik analiz programında Hakan Ceylan, Mehmet Büyükekşi'ye üst ligde görev yapmış hakemler var hakemi olsun demiş. Ve o da kabul etmiş demiştim. Sırf pasta bölünmesin daha çok maça çıkmak istediklerini belirtmiştim. Bu yayından hemen sonra talimat yayınlamışlar güce bakın diyor. Gerçekten de talimat yayınlamışlar. Şeyler yapsın diye. Şimdi pozisyonlar İrfancan Can Kahveci'nin golünden önce ihlal var mı? Evet arkadaşlar biz bunu konuşuyoruz. İrfancan'ın golünden önce ihlal var mı? Bakın o kadar rezil bir futbol iklimindeyiz ki. Bülent Yıldırım kornerde top elle stoplanıyor. Top durdu. Akabinde oyuna sokuldu. Oyunun başlangıcında hareketli bir top söz konusu değil. Hareketli bir top söz konusu olsa idi bile varın protokol dışında oyuna müdahale etme şansı yok. Kornerde sorun yok. Yandan orta gelecek, bir karambol, ardından İrfancan güzel bir vuruş yapacak. Yardımcı hakem golü vermedi, ortaya koşmadı, bayrak kaldırmadı şüphelendiği durumlar var. Komediye bakın. Diyalog halinde. Yardımcı hakemin kafasında bir şüphe var. Belli ki var inceleme yapacak. Hakemde şüphe yok ama yardımcı hakemde şüpheler var. Offside mı? Nerede sekti? Nereden sekti? İrfan'ın şutundan sonra top pendikli oyuncunun eline çarpıyor. Olası bir penaltı pozisyonu. Offside ihtimali yok. Pendikli değil Fenerbahçeli oyuncu yapsaydı offside'dı. Gol temiz. Gol olmasaydı pendikli 4 numaranın 50 oynadığı tespit edilir. Penaltı verilirdi diyor yani beyin trio'dan pozisyon şeyi. İlginç değil mi? Gerçekten ilginç. Deniz Çoban. Dün Galatasaray'ın gol öncesi Abdülkerim'in yaptığı faule vardan karışmayan Koray Gençerler 24 saat geçmeden tekrar görev verirseniz. Bu arada Allah'ın laneti ve gazabı Koray Gençerler'in üstüne olsun. Rabbim bizim sevdiklerimiz ne yaşıyorsa senin sevdiklerinde aynısını yaşasın Koray Gençerler. Bize ne yaşattırıyorsanız bilerek Allah on katını yaşatsın Koray Gençerler. Yani Rabbim seni affetmesin. Hem bu dünyada hem öbür tarafta affetmesin. Yani buna doğru 24 saat geçmeden tekrar görev verirseniz Fenerbahçe'nin net penaltısına da var hakemi karışmaz. Çünkü mesaj veriyorsunuz. Hakemler de alıyor bu mesajı diyor. Ahmet Çakar Fenerbahçe'ye yapılan var incelemeleri diğer takımlardan iki kat uzun sürüyor diyor. Yani önce, öncesinde diyor ki hakemler Galatasaray aleyhine hata yapmaktan korkuyorlar. Fenerbahçe'ye yapılan var incelemeleri diğer takımlara göre iki kat daha uzun sürüyor demiş. Ben bir hakemden bir itiraf duydum biliyor musunuz? İsim vermeyeceğim. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Tahmin edeceğiniz bir ipucu da vermeyeceğim ama. Elimizden bir şey gelmiyor. Mecburen Fenerbahçe'yi mahvediyoruz diyorlar. Belki de sosyal medyada okudum. Hani nereden okuduğumu da söylemek istemiyorum. Açık açık bir süperlik hakemi. Açık açık diyor ki Fenerbahçe'yi yarış dışı etmemizi isteniyor. Bunu, yani bunu yapmazsak maç verilmeyeceği söyleniyor gibisinden. Gerçi bunu söylememe gerek yok ki. Tahmin edin arkadaşlar. Tahmin edin. Tahmine bile gerek yok. Tahmine bile yok. Hani Arif'e tarif gerekmez diyor ya. Arif'e tarif gerekmez. Ya e Fenerbahçe'yi katlediyorlar. Galatasaray maçına gelmiyor. Aman Galatasaray lehine de olsa hata yapalım diyorlar. Bilinçli yapıyorlar bunu. Abin Yamin Gezer. İsmail Kartal sonunda sonuna kadar haklıymış isyanında. Maç 5-0 olabilir. Sana abi niye vermiyorsun net penaltıyı? Bu ligde bir gol bile önemli diyor. 90 artı 3'te ferdiye yapılan müdahaleden bahsediyor. Bünyamin Gezer bu pozisyon penaltının babasıdır. Bu pozisyona penaltı verilmemesi ne Abdülkadir Bitigen'in suçu ne de Erkan Engin'in suçu. Bu pozisyona penaltı verilmemesinin tek suçlusu VAR'dan sorumlu MHK üyesi Tolga Özkalfa'dır. Onun kafasını sevsinler. Onun kafasını sevsinler. Onun olmadık kafasını sevsinler yani. Olmadık kafasını. Kafası yok mu öyle diyorlar. Kafası futbolda değilmiş yani. Bu manada kafası yok diyorlar. Ya ne demek ya? Abi bu kadar. bak Şimdi dünya Ceko'nun ettiriğini konuşacak. Bu statta mı oynattınız ulan Fenerbahçe'yi diyecek. Dünya Ceko'nun ettiriğini konuşacak. Bu zeminde mi oynattınız diyecek. Dünya Ceko'nun ettiriğini konuşurken bu penaltıyı da vermediler Süper Lig'den. Ha, bilginiz olsun diyecekler. Bakın Türk hakemleri. İnşallah birinize bile UEFA'dan görev çıkmaz. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam UEFA'ya talimat gönderirim derim ki Türk hakemleri bilinçli şekilde Fenerbahçe'yi katlediyor. Bunlara hiçbir Avrupa maçında görev vermeyin. Ekmeklerin hepsini kesin. Mamalarımı kesin derim. Dünyanın güzel Fenerbahçe 103 gol, gol barajını aşabilir. Beşiktaş bir gol averaj ile şampiyon oldu. O yüzden bu tip pozisyonlarda maç kaç kaç olursa olsun o penaltıyı çalacaksın. Çok ama çok net bir penaltı bu diyor. Ve Galatasaray arkadaşlar ağla zırla falan yazıyorlardı. Bu arada Ferdi'nin penaltı pozisyonu için Bülent Yıldırım çok net penaltı. Deniz Çoban açık bariz net penaltı. Bahattin Duran tartışmasız penaltı diyor triyoda. Ben Bünyamin Gezen ne derse onu baz alıyorum. Trio çok önemli değil ama Galatasaraylılar triyoyu baz alıyorlarmış. Yani Galatasaraylıların baz aldığından bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Ya görüyorsunuz arkadaşlar. Alp Pehlivan. Ferdi'ye yapılan itme değil vurma sınıfına giriyor. Artık çok ama çok net bir penaltı diyor. Rıdvan Dilmen. Fenerbahçe lehine. Çok çalmıyorsunuz. Daha gözünüz önünde Ferdi düşürmüş. Maç 5-0 olmuş. Bari buna çalın diyor. Yani. Gerçekten çok tuhaf arkadaşlar. Yani. Şimdi Fenerbahçe Pendik maç öncesinde statla ilgili şikayetlerimizi, taleplerimizi belirttik. Çok söyledik. Ama kimsenin umurunda olmadı. TFF'nin ısrarıyla bu maç o sahaya verildi. İki futbolcumuz kritik zeminden dolayı sakatlandı. Yayıncı kuruluşun moderatörü Fenerbahçe maçını yorumlayan gazeteciler, muhabirler, stadın eksikleri, zeminden falan bahsetmeye başlamışlar. Boşuna konuşmayın. Yazmayın. Samimi değilsiniz. Yaptığımız uyarılar dikkate almayıp inatla maçı bu statta oynatanlar bu maçın oynanmasına seyirci kalanları biz not ettik Fenerbahçe olarak. Malum camia 2 Aralık'ta bu stadda oynayacak. Sakın maçı farklı bir stadda oynatma yaptığınızdan bile geçirmeyin. Yoksa biz geçiririz. Hem de pis geçiririz. Bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçe'ye iki futbolcudan kötü haber, bir futbolcudan iyi haber. Aslında iki futbolcudan kötü haber, iki futbolcudan iyi haber desem daha doğru olur. Sebebi de şu. Fenerbahçe'de şu anda sakatlığı süren bir sürü oyuncu var. Garip. Mesela Fenerbahçe Transfer Market. Baktınız mı arkadaşlar? Neyse ben haberi vereyim. Fenerbahçe'ye iki futbolcudan kötü haber diyeyim. Sakatlığı bulunan Rodrigo Becao ve Fred Trabzonspor maçında forma giyemeyecek diyor haberler. Fendi 5-0 yendi. 19'da 19'a devam etti. Yağız Savuncuoğlu'nun haberine göre Sarla Civert takımda Pendik spor maçında sakatlanan Rodrigo Bekova ve gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler. Aynı zamanda Sercan Hamzoğlu da aynısını söyledi arkadaşlar. Ee, Barış Yurdu Seven de aynısını söyledi. Bilginiz olsun. Hepsi bu maçta oynayamayacaklar dedi. Cumartesi günü 4 Kasım Cumartesi günü bu maç Fenerbahçe'den açıklama var mı? Ben Şimdi Fenerbahçe'den resmi hiçbir açıklama yok. Ciku sakatlanmıştı. Bir gün sonra açıklama yapmıştı kulübümüz. Bakıyorum arkadaşlar. Herhangi bir açıklama var mı diye. Herhangi bir açıklama yok. Hani 12 numaraya falan bakıyorum. Herhangi bir açıklama var mı diye. Herhangi bir şey var mı diye. Bir de oraya bakayım. Hani benim bildiğim kadarıyla herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani videoyu çektiğim sıralarda da yapılmadı. Ee, malum camiaya hediye ettikleri haram 3 puanın yaşandığı pozisyonu aklamak için dün Fenerbahçe'mizin bugün Beşiktaş'ın lehine olan iki benzer pozisyonda oyuna devam kararı çıktı diyor. 12 numara. Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği 1999. Şampiyonluklar ve Gündem Özel diye bir yayın yapmış. Kulübümüzün olan yüksek divan kurulu toplantısı geçiniz. Onu herkes biliyor. Eee... Daily Mail Avrupa, Dusan Tadic, Çubuklu için ter döken Edin Dzeko, Fransız Spiker'in gülmesinden bahsetmişler. Herhangi bir açıklama yok arkadaşlar. Bu arada Beşiktaş'ta kırmızı kart yedi Hacı Ahmetoviç. Ay arkadaş ya. Dakika 87 ama herhangi bir şey olmaz Beşiktaş'ın dehine de. Şimdi Fenerbahçe'de sakatlık raporu. Bekao'nun yanında soru işareti geri dönüş bilinmiyor. Ciku Geri dönüş bilinmiyor. Kırık. Lake of Tears. Ciku'nun Adana maçına yetişeceğini düşünüyorum. Kendisine bakan gerçek bir profesyonel diyor. Yani Ciku için müjdeli haber. Arkadaşlar Samet Akaydın içinde herhangi bir sıkıntı yok. Bugünkü idmanda görürsünüz. Muhtemelen idmanda yer alacak. Ama Fred ve Bekao idmanda yer almayacak. İyi olsa da kötü olsa da yer almayacaklar. Bunu belirteyim. aynı şekilde bakalım Luan Perez'i zaten geçtim dönse bile oynayamaz. Çünkü lisansı yok. Adale çekmesi yazıyor Samet kaydında Serdar Aziz de ne diyor? Artroskopi geri dönüş bilinmiyor. Yani şu anda savunmadaki 5 beş stoperin 5'i de sakat gösteriyor. Bu Fenerbahçe'ye özgü bir olay arkadaşlar. Dünyada işi benzeri yok. Fred sakat gözüküyor. Kasık sakatlığı dönüş bilinmiyor. Mert Hakan topuk sakatlığı geri dönüş bilinmiyor. Lincoln Enrique antrenman eksikliği geri dönüş tarihi 10 Aralık gibi diyor. E, Joshua King kas yırtığı geri dönüş bilinmiyor. Yani Fenerbahçe 1, 2, 3, 4, 9 futbolcusu sakat gözüküyor. Not. Doğan e, Perez ve Lincoln iyileşse bile oynamayacağı için Fenerbahçe'de 7 futbolcu sakat. 7 futbolcu içerisinde. ikincisinin müjdesi var. 5 tane sakat haberi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hakkımızda ayrısı olsun. Ben e, bu tip şeylerde genellikle şunu düşünürüm arkadaşlar. E, yani İsmail Kartal düşünsün derim. Bana ne derim? Benim görevim öğretmenlik. İsmail Kartal'ın görevi şampiyon yapmak. Herkes görevini düşünsün derim. Ben topu İsmail Kartal'a atıyorum. İnşallah İsmail Kartal sorunlara çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Osterwolde ve Samet Akaydın benim beğendiğim iki oyuncu. Trabzonspor maçında hocam bu ikisi oynarsa ne diyeceksin? Bir yorumda bulun bize. İçimizi ferahla. Ben içinizi ferahlatacak şeyleri konuşmuyorum arkadaşlar. Ben doğruları konuşuyorum. Osterwold'e bana göre üstünde durulması gereken. Eğer üstünde durulursa. Ee, bir hüviyet kazanırsa. Dünyanın en iyi post stoperlerinden biri olabilecek bir stoper. Bilginiz olsun. Osterwold'e. Samet Akaydın'da bir tek ben beğeniyordum. Yine bir tek ben beğeniyorum. Bir Trabzonspor maçı. Geçen sene Trabzonspor maçında yaşananları hatırlayın. Üstüne çok gidildi. Samet Akaydın bunun hırsıyla daha iyi oynayacaktır. Hatta Trabzonspor maçında bana kalsa hani Bekao Ciku bile olsa Bekao'nun yerine acaba Samet mi oynasa derdim. Çünkü onun hırsı var. Ben Samet'i tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Onun hırsıyla hani maçın adamı olabilir. İnşallah maçı kazanırız. Maçın adamı da olur. Bu arada Trabzonspor maçını yenersek 20'de 20 yapmıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. 22'de 22 yapıyoruz. Hani Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye bilenmesinden dolayı söylüyorum. Ee, bu kadar bilenen bir Trabzonspor Fenerbahçe yenerse o kadar sakata rağmen manyak bir moral, moral motivasyon olur. Hem de manyak bir moral motivasyon olur. Aynı Fenerbahçe e, Dogores'te yenmez gücüne sahip. Bence yenebilir güçte. Aynı Fenerbahçe Adana Demirspor ile oynayacak. Adana Demirspor maçına ben Trabzonspor maçında bu arada İsmail Yüksek'e kesin sarı kart verip cezalı duruma düşüreceklerini düşünüyorum. Çünkü çok seviyorlar Fenerbahçe futbolcularına kart cezası uygulamayı. Hakemlerimiz çok seviyorlar. Ya Fenerbahçe kazansa 22'de 22 yapar. Milli araya rahatça gireriz diye düşünüyorum. Ve bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'nin futbolcularına ve teknik direktörüne güveniyorum. İsimlere değil ee, icraatlarına bakıyorum. Hani ben hayat normal hayatta da böyle lafa değil icraata bakarım. Zaten Trabzonspor, Ludogorets, Adana Demir engellerini aşıp milli araya kendimizi atarsak yolumuz çok çok açık, çok çok aydın. Allah Fenerbahçemizin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü hakemler, medya, TFF, MHK, bazı rakip oyuncular ve bazı rakip başkanlar Galatasaray'dan yana çalışıyor. Rabbim bizden yana olsun. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun. Görüşmek üzere.